Öncelikle oldu bittiye getirilmeye çalışılan bu iki kanun, Birinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı zor yıllarda çıkartılması bir yıl sürmüştür. Buradaki komisyonlarda iki gün sürdü. 22 Mayıs 1916'da toplanan komisyon, yaptığı çalışma neticesinde aile hukuku kararnamesi hazırlamış ve bu komisyonda Yahudiler, hahamlar, Hristiyan ruhbanlar da hazır bulunmuştur. Gelinen noktada hakim veya hakim yardımcısının nezaretinde nikah akdi yapılması ve buna uymayanlar hakkında da imam veya ruhani önderlere bir ay ile 6 ay arasında hapis cezası öngörülmüştür. 101 yıl sonra geldiğimiz noktada önce bakanlık kendini inkar ediyor. Biz bu kadar belediye, 50 bin memur, 10 bin muhtar ve nüfus müdürlüklerimiz ile bu işi beceremiyoruz. Yetersiziz. Öyleyse Diyanet'in il ve ilçe müftülerine bu görevimizi devredelim manası taşımaktadır. Buradan Sayın Bakan'a soruyorum. Belediyeler nikah kıymaya yetiştiremiyor mu? Herhangi bir sorun mu yaşanıyor? Evlenmek isteyen çiftler sırada mı bekliyor? Hayır, amaç toplumu dincileştirmek, toplumu bölmek, yani müftüye nikah kıyanlar, belediye nikah kıydıranlar manasıyla toplumu ayrıştırmak. Soruyorum, %99'u Müslüman olan bir ülkede, müftü Müslüman olan bir ülkede, müftü Müslüman da nikah memuru gavur mu? Şimdi niyetiniz belli. Seçim zamanı sanki bir şey yapmışsınız gibi kürsülere çıkıp hamdolsun, müftülere de nikah hakkı tanıdık deyip saf, temiz, dindar halkımızın duygularına hitap ederek oy devşirmek. Yalnız unuttuğunuz çok büyük bir günahınız var. Bekle bekle. 1926'da Atatürk'ün çıkarttığı kanun 440 ve 441. maddelerine istinaden suç sayılan zina, hamdolsun 2004'te nasıl Avrupa Birliği'ne yaranırız sevdasıyla zinayı suç olmaktan çıkarttınız ve istatistiklerle belirlenen fuhuşta o günden bugüne %700 artış gerçekleşti. Bu kanunla da yine olan küçük yaştaki kızlarımıza ve kadınlarımıza olacaktır. Evet, efendim, kilisede nikah kıyılıyormuş. Evet, biraz önce Osmanlı'daki örneği anlattık. Bilindiği üzere Hristiyanlarda ruhban sınıfı var. Onlar para alırlar, devlet kurarlar, günah çıkartırlar, mal edinirler. Bizim inancımızda Allah ile kulun arasına hiç kimse giremez. Yeryüzü mescittir. Bildiğiniz gibi İsra 8. ayet. Dur senin konu. Hristiyanların yarıştırılması, İslamiyetle yarıştırılması abesle iştigaldir. Müftünün Alevi vatandaşların veya başka mezheplerden olanın ya da saçı açık gelinin nikahını nasıl kıyalayacağı gibi sorunlar ortada dururken bizi bekleyen başka tehlike var. Şu an ülkemizde az da olsa yaşayan Katolik ve Ortodoks Hristiyanlar var. Doğal olarak tarihten gelen, Osmanlı zamanında kabul edilen özel hukuk çerçevesinde kamusal haklarını, yani kilisede nikah hakkı dahil isteyeceklerdir. Dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi bu konuya dayanak yaparak ekümeniklik hakkını gündeme getirecektir. Bir yandan Avrupa'ya haytut diyoruz, bir yandan Ortodoks dininin kapısını aralayarak ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Biz bu muhalefet olarak endişelerimizi dile getiriyoruz. Ama hükümet bu dincilik şovunu bilerek yapıyor. Anlaşılan amaç sadece oy avcılığı değil, aynı zamanda Katoliklerin Vatikanı var, Ortodoksların Patrikhanesi var. Öyleyse İslam'ın halifesi niye yok pozisyonuna getirmek? Peki netice ne olacak? Sayın Erdoğan yakın tarihte biz aynı menzile giden iki yolcuyuz demişti. Evet, yolcunun biri FETÖ bertaraf oldu. Diğer yolcu BOP projesinde görülen İslamik merkezin makamını hedef almış. O makamdan ya küresel ekonomiye bülbüllük yapılır ya da şahin olup Sunni Şii savaşı başlatılır. Dolayısıyla evangelizmin beklediği Orta Doğu'daki savaş mucizesi gerçekleşir. Her iki halde de evangelizm sizinle gurur diyor. Sizin de bir günahınız yok. Çünkü karar vermekte yetenek ve karar sahibi değilsiniz. Onun için sizleri de suçlamıyorum. Hepinize teşekkür ederim.